Arkadaşlar bugün Sude aldığım fotoğrafını taklit ediyorum. İki çekiyoruz. Evet. Bu sefer daha güzel, daha farklı fotoğraflar paylaştım bu aralar ve onları taklit edeceksin. Bence daha güzel olacak gibime geliyor. O zaman ilk fotoğrafı seçelim. Siz de buradan görebilirsiniz hesabımı. Gel birazcık fotoğrafa görsünler. Bu taraftan görebilirsiniz. Evet, şimdi dolaşıyoruz. Bir bakalım fotoğraflarıma. Dolaşıyoruz. Zaten bu alttakilere bakmıştık aslında. Bunlardan taklit etmiştik. Hatırlıyorsun değil mi? Hangilerini taklit ettiğimizi? Evet. Bakalım. Ben bu sefer bak senin için bunu seçtim. Hatta kıyafetlerini getirdim ama ışığın haberi yok tabii ki. İlk fotoğrafımız bu arkadaşlar. Bunun için ışıkla makyaj yapacağım. Işığın üstünü değiştirip gelsin. Sonra da gerek. Bahçeye çıkıp çekmeye devam edeceğiz. O zaman hadi git üstünü değiştir gel. Evet arkadaşlar, ışıl giyindi. Şimdi ışıl hemen makyajını yapıyorum ama önce ben onun saçlarını örmüştüm. Bundan önce de birkaç video çekmiştik, hatta o videolarda böyle çıktı. Saçlarının kıvırcık olması gerek bu videoda. Bu videoda diyorum, bu fotoğrafta saçlarım örgülü çünkü benim. Tam kıvırcık değil ama tam bunun gibi böyle. Evet, doğal dalgalar. Çok güzel oldu. Evet, şimdi onlar birazcık far süreceğim. Sonra damdaki rujdan fotoğrafta da aynısı. Biraz da eyeliner çekmem gerek. Derimel o kadar. Şu farla şu far karışımı. Genelde benim yaptığım renkler bu renkler zaten. Birazcık daha şu ve şu tonlu. Görüyorsunuz zaten bu bitmiş daha. Tamam, şimdi eyeliner çekeceğim. En zor kısım. Geçen de kolay çekmişti ama her zaman başkasına çekmek kolay olmuyor tabii ki. İşleme sağlamadan kıpırdamadan durmak gerekiyor galiba. Yok, o kadar da değil. Oksijensiz kalıp ölmeni istemem. Titretme gözünü. Dümdüz tutsana. Gözüm böyle yapıyor arkadaşlar. Oldu, güzel oldu. Şimdi diğerini çekiyorum. Sonra rimel süreceğim. Çok azıcık allık ve highlighter sürerim. Sonra bitiyor zaten. Çınlarda nasıl makyajlar yapacak çok merak ediyorum. Belki makyajı sevmem biri olur ama hiç öyle gelmiyor bana. Çünkü şu an bile çok seviyor. Tamam, güzel oldu. Çok azıcık allık süreyim sana. Eyeliner. Ne yaptın? Neden elledin gözünü? Evet arkadaşlar, ışıla makyaj yapmak böyle insanı kanser edici bir hastalık. Rümel. Birazdan ışılacağım. Azıcık şuralarına parlaklık sürmüştüm ben. Ondan sürüyorum. Bundan sonraki fotoğraflarda da inşallah aynı makyajdır. Çünkü sürekli silip yapmak zor. Tek bir fotoğrafta galiba rüca aynı. Benim saç üstekilerim ama ışığın haberi yok. Dur şimdi çok azıcık göz işlerini parlatayım. Aç. Şimdi hemen rümel süreceğim. Ve ruj, highlighter, allık. Tamam. Kirpiklerine de yeterli. Zaten ışığın kirpikleri o kadar uzun ki sadece değdirsem kaşlarımda. Aldıklarım var aslında ya. Az önce sürmüştüm ben. Sadece highlighter sürsem yeterli. Yaklaş biraz bana. Parladın. Burnu çok güzel. Şu an benzedi ama ruj bir eksik. Bu da rujunu sürüyorum ve hemen bahçeye çıkıp fotoğrafımızı çekiyoruz. Bakalım aynı pozu verebilecek misin, ben çok merak ediyorum. Hangisi tabi arkadaşlar, biliyorsunuz yorum yazamıyorsunuz ama hangisi daha çok benzedi videonun sonunda Instagram hesabından yazmayı unutmayın ya da Cemil Alp kanalından da yazabilirsiniz. Bu rujun kokusunu çok seviyorum. Ben de çok seviyorum, çok güzel kokuyor. Genelde en sevdiğim tonlar zaten benim böyle kahverengi nude. Ben hep böyle sürüyorum. Hazırsın. Benzedin bana bence gayet. Dur ama kaşlarını tarayalım. Sonra dışarı çıkalım hemen. Ve hazırız. Evet, o zaman arkadaşlar dışarı çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, bahçeye geldik. Biz şimdi ışıl hemen pozunu verecek. Biraz soğuk, o yüzden acele etmesi gerek. Hadi ışıl bak pozuna. Saçlarım arkada. Senin de öyle. Elim bir cebimde, diğeri de cebimde. Tamam. Gözüm kapalı. Gözüm aşağı bakıyor. Dur bakayım. Dur şimdi. Bu kolunu kaldı biraz. Şöyle dön. Dön. Sonra buradan bana böyle dur. Bana bak. Öyle dur. Yere bak. Aynı o şekilde yere bak. Evet arkadaşlar, şu pozu verdi gibi bir şey. Bir daha çekiyorum. Dur bakayım. Yere bak. Gözün okları kapatma. Aynısını çektik gibi geldi bana. Siz de göreceksiniz şimdi. Eve gidiyoruz ikinci fotoğrafı çekmek için. Hazırlık yapıp sonra yine dışarı çıkacağız. Bir fotoğraf daha dışarıda var. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik. Birinci fotoğraf şöyle. Gel yaklaş biraz göstereyim. Benimki böyle oldu. Işıl'ınki böyle oldu. Sizce nasıl oldu? Fikirlerinizi Instagram'dan ya da Cemil abi kanalına yazmayı unutmayın.
O zaman şimdi ikinci fotoğrafa geçelim. İkinci fotoğrafı da arkadaşlar gel bu taraftan görsünler. Tamam. İkinci fotoğraf da şurada görüyorsunuz zaten. Bu fotoğrafım olacak. Şimdi Işıl'ın üstünü değiştirmesi gerek. Kırmızı kazağım giyecek. Altına siyah giyecek ve ona sadece makyaj. Aynı kırmızı ruj süreceğim. Kırmızı ruj. O zaman hadi Işıl kıyafetleri giy ve gel. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi giyindim Işıl ve geldim. Şimdi benim o fotoğrafta saçlarım şu şekilde örülü ve düz. O yüzden şimdi Işıl'a fön çekeceğim. Saçını düzleştireceğim. Ama sonra önce fön çekmeden önce biraz saçını ısıtacağım. Islatmak gerekiyor. Sonra, yoksa saçımız yanar arkadaşlar. Evet sonra rujunu sileceğim ve kırmızı ruj süreceğim. Tamam, bu kadar yeterli. Kaldır kafanı. Saçları düzleşti. Şimdi tarıyorum ve saçını öreceğim. Zaten ıslattığım için kıvırcıklık gitmişti. Kafa çok az tarayarak yaptım ve dümdüz oldu saçları. Şimdi ben de örüyorum o zaman. İki ortadan ayrılmış bir şekilde örmüştüm. Dur bir dakika, tam ortadan ayırayım. Saçını şimdi örüyorum Işıl'ın. Zaten az örmüştüm. İki tane yarım balık sırtıydı. Eğ kafanı arkaya. Diğer fotoğrafta da yandan ayırarak örülmesi gerekiyor. Ben bunu öreceğiz. Eldeki fotoğraf çekeceğiz. Sonra dışarı çıkacağız. Dışarıdaki saç nasıl? Dışarıda da yana atılmış. Orası örülmüş. Ama senin saçın yana atmak çok zor. O yüzden ne yapacağız bilmiyorum. Atabilirim belki. İnşallah atılır. Bazen atılıyor, bazen atılıyor. Neyse fön çekerek atarız. Olmadı. Başka bir seçenek yok yani. Atılmazsa hiç olmaz çünkü. Işıl çok arkaya yaslanıyorsun. Öremiyorum. Ne var? Kalksana birazcık. Neden o kadar yattın? Bildiğin yatmış yani. Tamam. Birinci yarısı bitti. Ucunu örüyorum. Sonra diğer yarısını öreceğim hemen. Bana oradan bir tane toka versene. Eyvah. Orada değil, yanında toka, yanında şurada. Bardağın arkasında kaldı. Bak şurada bardak var ya bir tane. Tut. Tamam. Şimdi saçını ördüm. Diğer yarısını öreceğim. Biraz uzun sürüyor. Biz 10 dakika olarak örüyoruz ama belki siz daha... 1 dakika. 1 saniye. Dermişim 1 dakika olarak. 1 dakika bile olmuyordur büyük ihtimalle. Mecbur kafana eğmen gerek, örüyorum. Amutta kalkmış gibi hissettim. Hızlı öreceğim, tamam, çok hızlı öreceğim. Yarısına geldikten sonra sıkıntı yok zaten. Boynum ağrıyor. Şarkı falan söyle, unutursun ağrısını. Boynum ağrıyor. Bayağı güzel bir şarkı ama. Tamam. Bitmek üzere, bekle. Dayan. Tamam, tamam. Çok güzel oldu. Hemen makyaja geçeceğim. Ucunu öreyim. Bakalım benim gibi poz verebilecek misin? Çok zor bence. Bu sefer kolay bir poz değil. Aslında kolay ama Işıl'ın şu camda çekindiğim fotoğrafları veremiyor yani. O poz veremiyor nedense, ben de anladım. Denemedim bile hayatımda. Nasıl denemedin? Birinci de. Bu bitti. Benim elimde vardı. Hadi, o kadar makyaja. Sana vermek için yani, bekliyordum ya. Geç. Aşırı güzel oldu. Çok tatlı. Şimdi bu tatlılığı kırmızı rujla bozacağım. Artık bir şeytan kıza döneceksin. Ne tatlı olacakmış. Rujunu silmeye çalışıyorum. Işıl ruj silerken arkadaşlar buralarını her yerine dağıtıyor. O kadar kötüydü ki bir gün. Kırmızı ruj sürmüşlerdi ablasıyla videoda. Sonra yemeğe gitmiştik. Bu Işıl'ın buraları falan kıpkırmızıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Kesin falan deme. Bir yıl önceki şey. Bir yıl mı? Yok artık Işıl, abartma sen de. Sevgililer günü olduğu zamandı. Bir ay öncekiymiş. Bir yıl değil de. Tamam. Kırmızı ruj da sıra. Sıra. Kırmızı rujumu sürüyorum. Kırmızı rujun en sevmediğim özelliği gerçekten silmesi büyük ihtimalle. Kırmızı ruj lanettir. Acıdı. Evet ya, kırmızı her şeyde lanet. Çok dikkatli sürmem gerekiyor. Çünkü kırmızı ruj. At şimdi ağzını çok az. Ağzını kapattığında dişlerine değmiş. Tamam. Şunu kapat. Resmen 10 dakikadır Işıl'ı hazırlıyorum. Bir dahaki şeyde de saçını salacağız. Yine saçını öreceğim. Sonra bir şey mi diyeceksin? Sonra da bu sefer yine bahçeye çıkacağız. Bu şey bittiğinde hazırız. Tamam, çok güzel oldu. Evet, evet, Işıl şu an hazır. O zaman kamerayı kurup fotoğraf çekeceğimiz yere gidiyoruz. Evet, şimdi kamerayı kurduk ve buraya geldik. Işıl fotoğrafımı görmüş, fotoğrafını taksit edecek. Ben onu çekeceğim. Hazır oldum. Kozuma bak, kozuma bak. Şöyle. Sandalyenin yanındaki elim, dizim kalkmış bir şekilde. Benim dizimin üstüne koy ayağını, birazcık da olsa. Evet, tamam. Bu kaldı birazcık daha. Tamam, üstüne koy elini. Kolunu, bu kolunu üstüne koy. Bakın. Hayır, böyle. Kolun diyorum, elini koyuyorum. Ben de anlatayım. Şurada olacak. Tamam. Kafam birazcık daha dik ama buraya eğik. Saçlarım böyle. Evet, aynen.
tane tane örgü gelmiş. Nasıl bir gülüş? Orta gülüş. Az gülüş. Az gülüş. Az yürüyüş. Bu tarafına değil de bu tarafına yürüyüş yap sadece. Ve elini birazcık daha dudağının böyle. Kameraya bak. Kafan birazcık daha yanağının olduğu yere dönük. Döndür. Tamam. Bakalım. Evet arkadaşlar çektik. Bence çok oldu benzedi. Bence. Evet. Bence de. O zaman hemen oturalım ve üçüncü fotoğraf için hazırlıklara başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki hazırlanmamıza, sıradaki fotoğrafımıza geçeceğiz. Evet ama geçeceğiz. Önce ikinci fotoğrafımız bitti. Benimki böyleydi. Işıl'ınki böyle oldu. Sizce nasıl? Böyle oldu. Yine dediğim gibi Instagram'dan ya da Cemil abi kanalından yazmayı unutmayın fikirlerinizi. Şimdi o zaman önce rujunu sileceğim sadece. Kıyafet getireceğim ve Işıl giyinecek. Dudağını iyice gerdirmen gerek. İyice gerdir, aynen. Açıp gerdir. Şeyinle ağzında ışık nereni tadarlar. Ama maalesef ki kırmızı ruj böyle bir şey Işıl'cığım, yapacak bir şey yok. Videonun başında söylemiştim sana bunu. Işık nereni tadarlar. Zaten mecbur pudra süreceğiz çünkü gerçekten ben az batırmaya çalışsam da illa kenarları batıyor yani. Şuralarına da taşıyor. Mecbur siliyorum her yerim düzgünce. Bakayım şimdi. Tamam, bakıyorum. Dur bakayım. Evet arkadaşlar şimdi rujunu sildim. Ama önce Işıl sana kıyafetlerini getiriyorum. Onu giy ve dışarı çıkalım ruj sürüp. Evet arkadaşlar sıradaki fotoğrafımız. Gel bu tarafa görsünler. Bu çiçekli fotoğraf. Bunun için ihtiyacınız olanlar bir tane pantolon üstümdeki ve çiçek sepeti. O zaman önce hemen Işıl giyinsin ve makyajını yapıp dışarı evet, çıkalım. Hadi. Evet Işıl'ı giydirdik, giyindi. Şimdi hemen onu... Saçımı çözeyim önce yapayım. Dur önce ben hemen yapayım rujunu. Sonra saçını çözüp saçını öreceğim. Tamam hemen bu ruju sürüyorum yine aynı ruj. Dur. Ağzını aç şimdi tekrar. Kırmızılıklarını da pudrayla kapatacağım. Önce rujunu sürelim, ruju kurusun. O sırada ben saçını öreyim. Tamam mı? Pozumu gördün mü nasıl verdiğimi? Hı. Aynısı yapabilecek misin acaba çiçekli? Birazcık evet, daha zor bir fotoğraftı. Yaparım. Yap bakalım. Bence şu an dar olanları çok benzetti arkadaşlar bu arada. Yani ben bu kadar iyi yapabilmesini beklemiyordum. Benden beklenmez diyorsun. Yoğundan değil yani zor pozlardı. Ben o kadar güzel yapabilmesini beklemiyordum. İnşallah kıvırcıklaşmamıştır. Birazcık bile kıvırcıklaştı. Kıvırcıklaştıysa fön çekmem gerek. Şu an mı? Hayır. Soruyorum işte. Söylüyorum işte birazcık bile kıvırcıklaştıysa fön çekmem gerek. Tarayalım. Sıkıntı yok. Zaten o tarafa atıp öreceğim ya. Dön bu tarafa da. Bakalım saçı o tarafa atılacak mı arkadaşlar? Bu arada Işıl'ın kerkülleri olduğu için yan tarafa atmak gerçekten çok zor oluyor. Şimdi ben saçımı her zaman bu tarafa atarım. Senin de bu tarafa atman gerek mecburen. Yo atıldı. İstediğim kabarıklığı elde ettim. Tamam çok iyi. Tam benim saçımın kabarıklığı bu tarafa attığında. Tamam. Şimdi yanlış tarafa attık. Ben hep bu tarafa atarım. Evet o zaman olmayacak demek oluyor. Hayatta olmaz benim saçım. Yo oldu işte. Bak oldu. Ben hep bu tarafa atarım. Oldu. Şu tarafını öreceğim arkadaşlar. Şurası şöyle yapışık olacak. Bu tarafta zaten böyle. Hemen örüyorum. Bu daha kolay bir örgü. Az önceki gibi böyle uzun sürmeyecek. Benim çok kullandığım bir saç aslında. Okula giderken falan da çok severim. Sence nasıl bir saç modeli Işıl? Balık sırtına benzeyen ama böyle. Hayır. Sence güzel mi yani? Öyle. Güzel. Ben çok seviyorum saçımı o tarafa attıktan sonra burayı örmeyi. Genelde öbür tarafa atarım da. Benim bu tarafa çok rahat ediyorum nedense. Mesela benim ben ablam da solum diye galiba öbür tarafa atıyorum. Yo ablam solak değil ama o da hep bu tarafa atıyor. Senin attığın tarafa. Değişik. Kişiden kişiye değişir ama benim elim bu tarafa daha rahat ediyor nedense. Tamam. Bir iki tane daha çekeceğim sonra hemen nasıl dışarı çıkacağız. Nasıl ördüğünü biliyorum. Nasıl ördüğünü biliyorum. Şimdi ucunu örüyorum. Sen bunu oradaki tokuyu uzat telefonun yanındaki. Evet saçını ördüm ama bir dakika. İhtiyacımız olan şey bir çiçek sepeti. Evet arkadaşlar o zaman biz dışarı çıkıyoruz. Hadi o zaman. Evet arkadaşlar bahçeye indik. Işıl'a pozunu verdirmeye çalıştım biraz. Şimdi devam ediyorum. Olmuş mu? Şimdi göbeğin iyice böyle kas geldi. Göbeğin açılsın tamam. Şimdi saçın buradan. Buralarda saç oldu tabii. Bu saç arkadaymış tamam çok iyi. Şurası açık. Dur bakayım. Çekiyorum hemen kendi telefonumdan. Büyük ihtimalle ön kamerayla çekmem gerek. Çünkü kendi ön kamerayla poz vermiştim. Kamerayla farklı çekince değişiyor ya arkadaşlar poz. Dur bakayım.
birazcıktan elini yukarı kaldır. Kol, ooo bunu yukarı kaldır çiçek sepetini. Yüzünün yanına kaldır sepeti, kaldır sepeti, kolunu değil. Ne yapıyorsun? Sepeti el. Burada tamam. Evet çok iyi. Tamam çok benzedi. Bu tarzı da çektik, şimdi hemen eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik. De. Evet arkadaşlar ve bence Işıl bunu da gerçekten çok güzel yaptı. Benimki böyle, burada. Işıl'ınki de burada. Bence çok benzedi yani. Bence siz de. Hangisini daha çok benzettiyseniz hikayem Babişko Fani Luhan TV Instagram hesabının hikayesinde paylaştığımız soru cevap videosundan yazabilirsiniz. Ve de şuralarda ya da şuradan çıkan anketten oylayabilirsiniz. Cimri abi kanalından ya da Instagram'dan yine video ile ilgili fikirlerinizi bize yazabilirsiniz. Biliyorsunuz çünkü buradan yorum yapamıyorsunuz. O zaman videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Videomuza paylaşırsanız çok seviniriz. Abone ol tuşunun yanındaki küçük zile basarsanız videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan ilk size haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yanında çıkan videolara tıklayarak onlara da gidebilirsiniz. Yukarıdaki çıkan Instagram ve TikTok hesaplarınızı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın.